Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. C1 vizesiyle Amerika'da Work and Travel programını sürdürmekteyim ve burada dil okuluna gitmek istiyorum. Statü değişikliği talebinde bulunursam ortalama bu talebin kabul oranı kaçtır? Statü değişikliğine ne gibi şartlar aranmaktadır diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi ben şunu söyleyebilirim bu genç arkadaşımıza. Önemli olan nokta burada siz Amerika'ya yeni giriş yaptığınız için geçen ay itibariyle burada önemli olan ilk şey siz 90 günün geçmesini bekleyeceksiniz. Ve bu 90 gün geçtikten sonra var olan C1 programınız da bitmeden önce öğrenci statüsüne geçiş başvurularınızı başlatmanız gerekiyor. Bu ilk söyleyeceğim tavsiye size. Ve tabii ikinci tavsiyem de C1 programınızı devam ettiriyor olmanız, ihlal etmemeniz. Üçüncü söyleyeceğim şey ise geçen seneden beri oluşan yürürlük çeyin değişikliklerinden dolayı siz bu statü değişikliğine başvururken aynı anda da alt statü devam etmesi gerekiyor. Dolayısıyla C1'dan da turist statüsüne geçiş başvurusu da öğrenci statüsü başvurusu dışında yapmanız gerekiyor. Bu dediklerimize dikkat ederseniz bu noktada önemli şartları yerine getirmiş olursunuz. Diğer değişikliklerden bir tanesi de geçen daha bu birkaç haftadır olan göçmenlik dairesi artık bir tip başvurularda ek bir şeye girmeden direkt red cevabı gönderebilme yetkisini konusunda biraz daha hızlı, daha biraz daha bu yönde davranacağı noktasında da son gelişmeleri bize aktarmış durumda. Dolayısıyla bu tip başvuruları yaparken dikkatli olmanızı şimdiden size tavsiye ediyorum.